Savaş ya. Allah senin sayende böyle yalnız, huysuz, yaşlı kadınlar gibi oldum ya. Resmen inzivaya çekildim. Şu halime bak. Bir elimde kahve, bir elimde kitap. Geldim burada kitap okuyacağım, ne güzel. Yok ya. Ne varmış? Mis gibi yer işte. Böyle oh, çam kokuları, yeşillik. Ay şehrin gürültüsünden uzak. Daha iyi, daha iyi. Boş ver hepsini. Neydi, nerede kalmıştım? Hı, ya ne oluyor ya? Ay, insan böyle kitaplar okuyunca bayağı geriliyor. Hayır, bir sürü insan var, korkacak bir şey yok desem de. Uf, içim ürperdi. Yok ya, Gayip'ten değil bu sesler. Ya ne işin var senin burada ya? Dolaşıyorum. Dolaşıyor musun? Resmen üşenmemiş, kalkıp İstanbullardan Sapanca'ya kadar gelmiş. Hadi tesadüfe bak, aynı otelde denk gelmişiz. Onu da geçtim. Beni burada bulmuşsun. Ha, bravo vallahi ya. Ya bir rahat bırakır mısın beni? Takip etme artık. Aklıma bir yalan gelmiyor. Evet, seni takip ediyorum. Ya sen beni bir rahat bırakır mısın artık? Bir git, rahat bırak beni ya. Okuduğumu da anlamadım ki. Ya Nazlı, beni bir dinle sen. Yiğit, sen anlamıyor musun beni? Neyini dinleyeyim ben? Konuşmak istemiyorum seninle. Benim kafama yatmadı da. Daha önce söylemiştim, yine söylüyorum. Ben seninle arkadaş falan olmak istemiyorum. Arkadaşın olmak istemiyorum. Sevgilin olmak istiyorum. Sevgilim olmak istiyorsun. Ben kaç kilometre mesafeyi sırf bu sevgililik müessesesinden uzaklaşabilmek için geldim. Böyle huzur içinde tek başıma kalayım dedim. Sen çıktın karşıma ya. Böyle zamanlar yeni bir aşkı erken açmak için en uygun zamandır. İnan. Ay sen hakikaten bayağı yapışık çıktın yalnız. Sen de biliyorsun ki fazla bir zamanım yok. Ya yapmasana şu hastalığını, kullanma. Çok ayıp. Ama böyle durumlarda işe yarıyor. Ya sen gıcık mısın? Bir de işe yarıyor diyor. Yok ya, ben gidiyorum. Bir dakika ya. Niye ben gideyim? Sen gitsene. Git. Ben burada böyle huzurlu, sessiz, sakin kitabımı okuyacaktım. Gitsene. Hadi git. Christina Arthur. Doğu Akdeniz gemisinde cinayet. Benimle konuşma. Sever misin böyle korku gerilim romanlarını? Bak canım, bu korku gerilim değil. Polisiye, polisiye. Aç da birazcık kitap oku. En azından ikisi arasındaki farkı anlarsın. Belki de okuyorumdur. Sen nereden biliyorsun? Nereden biliyorum? Daha Christina Arthur'dan haberin yok senin. Sonunda katil kaptan çıkıyor. Ne dedin sen? Cinayeti geminin kaptanı işlemiş. Ya! Niye söylüyorsun? Kitap okuma zevkimi mahvettin. Huzursuz. Peşin hükümlü olmanın cezası bu. Ya sen ne kadar böyle değişik bir çocuksun. Laftan anlamıyorsun. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Git. Ya niye ısrar ediyorsun böyle her şeyi? Çünkü ortak bir noktamız var. Bak, ikimiz de kitap okumaktan zevk alıyoruz. Benim seninle ortak bir noktam falan yok. Ya resmen kitap okuma zevkimi mahvediyorsun şu an. Niye? Sonunu bildiğim bir kitap okumaktan hoşlanmaz mısın? O finale nasıl gelecek diye merak etmez misin? Hoşuna gitmez mi böyle bir yolculuk? Böyle bir şey benim hoşuma gitmez. Kimin hoşuna gider ki? Benim mesela. İkimizin finali belli. Birlikte olamayız. Ama bak, ben buradayım. Seninle konuşuyorum.
Beni azarlamana izin veriyorum. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Bakarsın aklını bile çelerim. Sen benim aklımı çelemezsin. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Ne yaparsan yap, bir kitabın sonunu asla değiştiremezsin. Kafamın içinden atamıyorum seni. Atamazsın. Çünkü benimle olmak istiyorsun. Başka gözlerle insanlara dokunsam. Çok yalnız. Ben görünmez miyim? Anlatmaya ihtiyacın var değil mi? Konuşsam yetmez. Sana çok ihtiyacım var. Bir de yokluğun çok ağır geliyor. Her şeyden ağır. Hiç değilse korkmam yalnızlıktan. Kapat gözlerini. Seni görenler dağılsın. Benim senin yanında olmam lazım. Soru soracağım. Bilemezsen içeceksin. Bilirsen ben içeceğim. Kabul mü? Seni yenersem gidecek misin? Söz. İyi tamam kabul. Bak tamam. Sen kazandın. Yani sevinebilirsin. Ama sen çok üzgünsün. Kaybettiğim için üzgün değilim ama. Biliyorum. Farkındayım. Bu yüzden buraya geldim. Bana asılmak için gelmedin yani. O da var tabii. Bir de üzgünsün. Ama üzgün değilmiş gibi davranıyorsun. Bunu söyleyeyim dedim. Ta İstanbullardan geldim.